Zayıf ulusların yok olacağı ve güçlülerin hayatta kalacağı zamanlar gelecektir. Bu nedenle kendi savunma hatlarımızı ve kolluk kuvvetlerimizi her geçen gün güçlendirmeliyiz, diyerek sözlerini tamamladı. Bundan sonra muhtemelen faşizm suçlamalarını beklemek gerekir. Orban'ın Avrupa için oldukça şok edici açıklamaları nedeniyle birden fazla kez bununla suçlandığı söylenmelidir. Viktor Orban'ın sözlerini değerlendiren Rus gazeteci Andrei Dimitriev, Viktor Orban kesinlikle batıdaki az sayıdaki mantıklı siyasetçiden biri. Şimdi doğal olarak Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere pek çok ülkede önce herkesin sonra da çok az kişinin hayatta kalmasına izin verecek böyle ürkütücü, acımasız rejimler iktidara gelecek. Fransa zaten Le Pen'in fikirlerini oldukça mantıklı olarak algılıyor. Bu Orban'ın sınavı elbette şiddet yanlısı değil ama sert, dedi. Macarların Hunlardan ve onların atası Atilla'dan aldığı genler burada açıkça ortaya çıkıyor. Zaman zaman şiddetli, belli bir itaatsizlik onların doğasında var. Macarlar örneğin Bulgarlar ya da Romanlardan farklı olarak sosyalist kampa aktif olarak dahil olmak istemediler. Yeni kuralları kabul etmek için uzun süre direndiler. Sonra 1956'da Sovyet ordusu tarafından güvenli bir şekilde bastırılan bir ayaklanma oldu. Şimdi de aynı şekilde Ukrayna'yı destekleyen küreselci projeye ve Batı'nın Rusya'ya karşı Haçlı Seferi'ne uymak istemedikleri açıktır, dedi.